Evet, hoş geldiniz. Bugün yepyeni oyunumuz Metro, daha doğrusu yeni serimiz Metro 2033 Redux versiyonunu Türkçe bir şekilde oynayacağız. Şu anda başlıyorum zaten. Başlangıç, tünel gittikçe daha da soğuklaşıyordu. Miller ve ben şimdi yüzeye daha yakındık. Yakında uluyan rüzgarların içine doğru tırmanacaktık. Yakında uluyan rüzgarların içine doğru tırmanacaktık. Orada bekleyen bilinmez kabusların içinden geçen yolumuzu bulmak için uzun yolculuk. Çok kötü okudun değil mi lan? Vallahi hiç notuna virgül hiç bakmadım abi. Soğudum şu an, neyse. Hey Artyom. Ev istasyonundan ayrıldığın zaman bizim böyle bir yere düşeceğimiz hiç aklına gelir miydi? Dünyamızı kurtarıyor mu yoksa onu doğruca cehenneme mi gönderiyoruz? Bilmiyorum. Eğer kitabı az çok okuduysanız zaten karakterlere hakim olursunuz. Gerçi okumasanız da şey olur. Ne derler? Bilirsiniz az çok. Ama tavsiyem, kitaplarını okuyun, Metro serisini. Çok güzeldir gerçekten. Neyse, burası zaten prolog bölümü. Kontrolleri hatırlamaya çalışıyorum. Şöyle kapımızı açalım. Artyom, check those crates for ammo and med pack. Ready, Artyom? Follow me. Geldim Miller. Ama biraz bekle de şuraları bir bakalım ya, buralarda neler var. Geç, buralar çok önemli değil ya şu an. Prolog bölümü olduğu için çok takmıyorum. Okay. Miller, hemen yanındayım. Gün ışığı girdi, kimse yok. Bizi yalarmadı, önce gaz maske intiği akmasın. Onsuz sudan çıkmış bir balığa dönersin. Seslendirme bu arada müthiştir. Yetenekliyim. Gerçekten harikaymış. Hoppa. Nereden geliyor? Şöyle mouse biraz daha şey yapayım. Bak. Bak. Koş lan. Oğlum ölmüyor bunlar lan. Piu 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 piu. Hadi cucu diye sıkan silah mı olur ya? Bak bak. Gördün mü? Headshot. Miller, bak friendly fire yapacağım şimdi. Çekil kenara. Ha, bitti, tamam. Ben o kadar pozisyon aldım. Açamadım lan ha. Koskoca albay. Hazır. Sol temiz, sağ temiz. Vay be. İşte Metro'yu, bence Metro yapan bu ya. Şu atmosferin mükemmeli. Bir Stalker'ın atmosferini, bir de bu Metro'nun atmosferini ben çok seviyorum. Bu arada Stalker'ı da tavsiye ederim. Onunla bir ara oynayacağız gerçi ama. Yine de ben izlemekten ziyade bir yaşamanızı tavsiye ederim. Atmosferi. Bu arada oyun niye böyle başladı derseniz, oyunun bayağı bir ilerisindeyiz. Prolog bölümü bayağı ilerisinde geçiyor. Hani birazdan en başa geri döneceğiz asıl hikayemize. Evet yavrum, ve aslan parçaları. Uzayan şerefsizler geliyor. Şimdi sakin olmamız lazım. Sen beni koru. İşte burada kütüphaneden daha sert olacak derken bayağı bir ilerisinde olduğumuz için önceki bölümlerden birine atıf yapıyor. Bak, bu saldıracak ona.
La. Daha ilk anda öldük ya. Şeytanlar. Biz onlara bitches diyelim. Ki zaten ileride de bir abimiz de onlara aslında bitches diyelim. Sekiz gün önce, yani her şeyin ilk başladığı yere asıl hikaye şimdi başlıyor. En baştan prologu bitirdik. Tünellerde hayat hiçbir zaman kolay olmamıştı ama burası bizim evimizdi. Her gün aynı kişileri görmek gibi rutin olan şeyler rahatlık veriyordu. Ama mutant saldırılar arttığından beri bütün istasyonu korku sardı. Tam 20 yaşına girdiğim gün, Weiwei babamın en iyi arkadaşı olan Hunter'ın barikatın arkasında beliriverdiği sabahtan sonra olacakları hayal bile edemezdim. Ve başlayalım. Hunter bu arada çok güzel bir karakter, iyi bir karakter aslında. Lore güzel yazılmış. 2033 kitabında kısaca anlatıyorlar. Metro Last Light'ta da uzun uzun anlatıyor. Last Light ya, ama Metro Last Light diyorum ya. Metro 2034 kitabında uzun uzadıya anlatıyorlar. Direkt onun üzerinden geçiyor hikaye. Ama biraz pasif kalıyor 2034 kitabında. Dediğim gibi kitapları 33, 34 ve 35 okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Artyom, awake at last I see. Hunter's on his way in. He should have news from the other station. Bu adam da bizim karakterin, Artyom'un üvey babası. Artyom'un hemen kısaca bir hikayesinden bahsedeyim. Üvey babası bir asker, daha doğrusu askermiş gençliğinde. Artyom da annesiyle beraber yaşıyormuş. Sonra annesinin bulunduğu köy saldırı Akdeniz. Annesinin bulunduğu yer saldırıya uğruyor. Ardından da adamın adı neydi? Adamın adını hatırlayamadım da bu adam bizi evlat ediniyor. Annesi vebalı farelerin saldırısında hayatını kaybediyor. Alex diye geçiyor ama aslında ismi farklıydı adamın ya. Alex diyelim, biz şu an oyundayız. Alex de bizi o fare yılından kurtarıyor ve büyütmeye başlıyor. Alex asker ve buranın yöneticisi olduğu için hani evli, evlenememiş bugüne kadar ve çocuğu da yok. Hani bizi kendi çocuğu gibi görüyor. Sergei'yi gördünüz mü? Sergei'yi gören var mı? Merhaba canım. Senin tipine ne oldu? Peki Alexi? Dışarıda karakoldaydı. Tam bir şirek değil mi ya adam? Yemin ederim tam bir şirek. Merhaba canım. Sen şirek misin? Ama yeşil olmayan. Neyse. Oyunda bir de şunlar var işte. Asıl biraz hikayede burada anlatmaya çalışıyorlar. Başlangıçta o girmediğim yerde vardı bir tane. Günden güne devriyelerimiz kuzey tünellerine gidiyor ve her geldiklerinde sayıları daha az oluyor. Vahşice öldürülenler. Hem de apaçık. Burada vahşice öldürülmüş diyelim. Çeviri hatası var galiba. Hem de apaçık. Gelenlerden hayatta kalanlar ise delirmiş olarak dönüyor. Ancak sadece ve sadece arkadaşlarımızı, komşularımızı ve akrabalarımızı oralara yollayarak kara delilleri uzakta tutabiliriz. Onların saldırılarını yeterince uzakta tutmaya yetecek adamımız kalmadığında ve istasyona geldiklerinde işimiz bitmiş olacak. İstasyondaki insanların gizlice konuştuklarını duyuyorum. Bunun sadece acımızı arttırıp uzattığını söylüyorlar. Kurtuluş umudunun kalmadığından bahsediyorlar. Ama üvey babam ve istasyonun lideri olan Skoy hala bir mucize için umut ediyor. Onu söyleyemedim. Eski arkadaşı Hunter'ın bizi kurtarabili... Bakın ama üvey babam ve istasyonun lideri olan Skoy. Bu telaffuzu nasıl bilmiyorum. Hala bir mucize için umut ediyor. Eski arkadaşı Hunter'ın bizi kurtarabileceğinde ısrar ediyor. Bizi kurtarabileceğinde ısrar ediyor diyelim. Hunter, Metroid'i tüm tehlikelerden korumaya yemin etmiş bir kardeşlik olan Sparta örgütünün üyelerinden. O adamların kalplerine korku salabilecek hiçbir şey yok. En azından yoktu. Ta ki Karadeliler gelene kadar. Karadeliler de bir yaratık. İnsanların zihnine giren, onların zihnini parçalayan bir yaratık. Yani onlara bir görü gösteriyor ve zihinleri parçalıyorlar, öyle söyleyeyim.
Şöyle delirmelerine yol açıyor. It's Hunter. Mutants don't knock first. Open the damn gate. Çok mantıklı. Yemin ederim bu adam mantıklı. Bak bu adamı dinleyin. Bu adam zeki, akıllı bir adam. Oo, bayağı piksel piksel lan. Adamın gölgesi yok şu an. Welcome to exhibition, Hunter. Bütün karizması yerle bir. Thanks. Now close your gate. It's been a long time, Hunter. Good to see you, Alex. Hello, Artyom. Merhaba, Hunter. So, Hunter, what's happening in the outside world these days? Not much. Most of what I hear is about the exhibition and the undead infesting your tunnels. Ben ayakta kalır mıyım, sorun yok. Artyom, I met a trader selling old postcards of New York City. I thought of your wall. İşte adam ya. Ver dayı. These are not the usual mutant creatures. This is something else. What the hell? Something much worse. Dark ones. Bak bir şey çarptı. Well, whatever in hell they are, my order has a motto. If it's hostile, you kill it. Intruder alarm in Windwind shaft. They're coming in from above. Shit. Just hostile. There are wounded here just behind the wall. Kirill, take your group to the tent. Hunter, Alex, we must stay here and defend the hall. All right, our team, quickly get a weapon. Onu ben alsaydım. Ya Alex ne böyle şov verdi ona. Ama usta yeteneğim Headhunter. Benim bak bu adam Hunter, ben de Headhunter. Kafa avcısı derler bana. Vurduğumu beyninden indiririm. Buradan mı geliyor? Nereden? Bunu ateş etmeyeceğim, mermi boşa harcamayacağım canım. Bu zaten bir Hunter'ın gücünü göstermek için yaptıkları bir gösteri. Ne oluyor lan? Gördüğünüz üzere kafa harcadım yine. Harika. Day. Ay kafamız karıştı. I am Headhunter bitch. Lan ne ismi? Artyom, are you alright? Of course. He's a dead eye shot, this one. No dark ones here. Just the usual tunnel trash. Even when you don't see them, the dark ones are there. Fear. That's their weapon. That's what made the Nosolis. Kara deliler basit mutantlar değillerdir. Onlar Homo Novus'lar. Evrimin sonraki basamağı. Güçlü olan hayatta kalır lafını duymuşsundur. Bak sana ne diyeceğim. Biz kaybettik. Guess what? We lost. Sana ne oldu Alex? Sen koyunlar gibi doğruca kesime gidebilirsin. Ben sahip olduğum hayata dişlerim ve tırnaklarımla tutunacağım. Ve senin Homo Novus'larından birkaçını da benimle birlikte cehenneme götüreceğim. Kendin eski bir kovboy... Eski bir film kovboyu mu sanıyorsun? Bir bak Hunter, savaşta eğitilmiş 10 asker. Ara okuyamadım lan. Burası... Sahne, ara sahne. O yüzden hareket etmeyeceğim. Yani karaderiler botanik bahçesi diye dışarıda oluşan bir bahçeden geliyorlar. Ve insanlardan biraz daha uzun, tamamen ismin hakkını veren, siyah deriye sahip olan bir yaratık. Bu kitapta biraz anlatılıyor. Yani burada direkt başladı, normalde bir ara sahne olup hikaye anlatıyordu ama dışarıda neler olduğunu şeytan bilir. Görüş alanının ötesinde. Dikkatlice dinle Artyom. Sabaha kadar buraya geri gelmezsem polis istasyonuna gidip Miller adındaki bir adam bulmalısın. Sana ne olduğunu onu anlat. Yani bana ne olduğunu onu anlat. Ve kuzey tünellerinde neyin uyandığını.
kulaklığın birini çıkarıp bunu Miller'a göster. Böylece seni benim gönderdiğimi anlar. Her şey için sana güveniyorum Artyom. Beni yüzüstü bırakma. Yani Hunter bana çok güven, eğer hayatta kalacaksak bu tehdit kesinlikle yok edilmeli. Neye mal olursa. Anladın mı? Yani anladım ama yani bana çok güvenmesin. Daha 15 yaşındayım da ben. Bizim karakter 20'li 21'li yaşlarda bir genç. Hunter geri dönmedi. Bir mazeret bulup polise gitmek pek kolay değildi ama bir söz vermiştim. Kervanın ertesi gün Riga'ya gideceğini duydum ve korumalara ihtiyacı varmış. Yolculuk için yazıldım. Bu arada metronun kabaca özetini... Bir saniye. Kondüktör, nажми на тормоза. Finally, taking your time as usual, ha? Okay, eşyalarını al. Platforma git, bizi bekliyorlar. Bekliyorlar mı? Niye böyle bir şey bekattın ki ben? Artyom, bir şey unutma. Böyle piç bir havası var. Bu da bizim arkadaşlardan bir tanesi bölgedeki. Şimdi kısaca da bir kitabın özetini anlatayım ben. Yani bu metro, niye metrodayız diye. Yıl 2033. Büyük bir savaş çıkıyor. Bu savaşta nükleer patlamalar oluyor. İnsanlar da bu nükleer patlamalardan kaçabilmek için metroya sığınıyorlar. Bir Rusya'nın metrosu devasa olduğu için buraya sığınıyorlar. Ondan sonra yeryüzünde artık hayat yaşanmaz bir halde. Ve her yerde radyasyon, her yerde sıkıntılar var. Yaratıklar, radyasyonlar, ölümcül bölgeler. O yüzden yeryüzüne çok çıkmıyoruz. Çıkarsak da gaz maskesi takıyoruz. Genel olarak metrodayız yani. Abla yiyecek var mı ya, bir açım. Şu ne acaba ya, yemesen daha iyi sanki. Kolay gelsin. Alo. Komşu. Komşu yok. Kolay gelsin teyze. Neyi itekliyorsun anlamadım ki. Bunu alın ya, bu manya. Yaşlanmış. Menopoza girmiş. Sevgili metro halkı, bugün burada bulunmamızın... diye konuşmaya yapıyor arkadaşımız. Bu paraya hiçbir şey alamayız. Şimdi... nereye gideceğiz? Silahçımıza. Dur, bu değil lan. Millet var burada. Artyom, where's your gear? Go to the armor, you get gear da. İşte o patlamalardan sonra yer altına sığınıyoruz. Silaha mı ihtiyacım var? Tamam, bir bakalım. Makineli tabanca 5.45 kalibre, cephanede yapılmış. Doğruluğu vasat ve mangal gibi ısını veriyor. Bu yüzden buna pit silahı diyorlar. Bastard, yapın. Satışlar yap Artyom. Biraz cephane alarak kendine de yardım et. Sağ ol dayı. Here's a universal charger to keep the battery powered. And a gas mask. Put it on if you cross any radiation hot zones. Or God help you go up to the surface. Army issue first aid kits just in case. Sağ olasın. Başka bir şey var mı? Okay, you're supplied my friend. Bunu bir deneyelim ya. Güzel, kötü değil. Tamamdır. Şimdi artık gidebiliriz. Ha, kısaca bu şekilde Artyom annesi fareler tarafından veba sırasında öldürülüp Alex, yani bu askere emanet ediliyor. Bununla beraber büyütülüyoruz. Bir selam verelim. Öyle gidelim. Onlara birkaç drezin ile insanlığı gereçler yolluyoruz. Biraz silah ve öbür gerekli eşyalar. Bu senin koruyacağın kargo. Çok uzun bir yolculuk değil. Ve o kadar zor olmamalı. Keşke öyle olsa be. İhtiyar. Gitmeden önce son bir şey daha. Hunter için bakındığını görebiliyorum. Ama bir koruyucunun hayatı bizimkilerden farklıdır. Onlar umursamaz. Hatta aşırı umursamazdır. Doğaları böyle. Kahramanı oynayarak bir şey kazanılmaz. Bu yüzden beladan uzak dur. Kervanı hedefine kadar uğurla ve mümkün olabildiği kadar çabuk eve dön. Goodbye my son. Goodbye my boy. Pardon. Hunter da bize diyor ki eğer ben geri gelmezsem şeye gidiyor, yeryüzüne çıkıyor.
polis istasyonu oyunda, daha doğrusu metroda her istasyonun kendi şeyi var. Hükümet, devleti var. Biz de polise gidip, polis de bunların arasında en güçlüsü, hani en mükemmeli. Oraya gidip Miller'ı bulacağız. Ben seni nereden tanıyorum ya? Hazır mı, hazır? Sen Kaptan Price'a mı benziyorsun? You take that seat, Artyom, and you, Eugene, take this one. Did anybody forget anything? So, you get your gear? Let's go then. Hey guys, going to Riga? Yeah, we are. Can I get a lift? Sure, but no free rides. We'll have to pull the lever sometimes. I can do that. Let's go then. Şimdi ilk hareketimizi gerçekleştirelim ve ilk bölümümüzü burada bitirelim. Let's go. Good luck to us. So, are you ready to finally be somewhere else? Oh, Artyomka! Free at last, huh? Well, for as long as the ride takes anyway. Should be fun. Daha iyi değil mi? Even better, right? Yani inşallah. O zaman bölümümüzü burada bir son verelim. İkinci bölümde. Tekrar görüşmek üzere. Metro'nun başlangıç hikayesi buydu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.